yıllarda Türkiye'deki cezaevlerine baktığı zaman durum başlı başına bir faciadır aslında. Yani ne kadar hukuksuzluk varsa şu anda Türkiye'deki bütün cezaevlerinde uygulanabiliyor. Yani infaz kurulu adı altında bir kurul var şu anda. Yani içinde savcının olduğu, işte baş gardiyanların olduğu, müdürlerin olduğu aslında. Yani normalde hukuki gibi gözüken bir kurul var aslında. Bu kurul tamamıyla hukuksuzluk yapıyor. Yani 30 yıl yatan insanların infazları Sudan örneklerle, işte hiç olmayan şeylerden neden göstererek bu insanların infazları 6 ay, 1 yıl, bazı yerlerde 1-2 yıl ertelenebiliyor bu. O anlamda Türkiye'deki şu andaki özellikle bu 10 yıl değerlendirdiğimiz zaman tam bir hukuksuzluk, tam bir felaket dönemini yaşıyoruz aslında cezaevlerde. Bu konuda herkes duyarlı olsun. Yani Türkiye'deki hem kanın dökülmesi, hem savaşın olması, hem bütün olumsuzlukların şu anda meydana gelmesi bir boyutu da aslında tecdittir. İkinci, bir boyutu da insanların biraz buna duyarsız kalmasıdır ya da sessiz kalmasıdır aslında. Biz bunun için, bunun son olması için insanların 9 Ekim'deki bütün etkinliklere, bütün yürüyüşlere kitlesel bir katılımın sağlaması gerektiğine inanıyoruz aslında. Öyle bir çağrımız da var buradan. Temel görevlerimiz aslında bunlardır aslında. Yani hem tutuklar ailesi aslında bir şekilde. Yani bizim arkadaşların buraya kadar getirme durumu vardı. Bundan sonra da o bayrağı biz devralmışız. Yani bu durumu aslında durumun farkındayız. Yani empati yapmanın ötesinde aslında yaşamış durumdayız bu durumları. Onun için bundan sonra da elimizde geldiği kadar aslında infazını erteleyen, cezaevinde hasta olan insanların durumunu gündemleştirmeye çalışacağız.